Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeniler ve Ruslar tarafından yeraltı ve yerüstü kaynaklarının yağmalanmasına karşı başlatılan eylem devam ederken, vatandaşlar Rus konvoylarının geçişini engelledi. 10 gündür Azerbaycanlı ekoaktivistler, sivil toplum kuruluşları, medya temsilcileri ve gönüllüler, Hankendi Laçın yolunun Şuşa şehri bölgesinde sözde Rus barış gücü karakolunun yakınında protesto eylemini sürdürüyor. Eylemin temel talebi Azerbaycan temsilcilerinin Adere bölgesi topraklarındaki Kızılbulak altın yatağı ile Demirli bakır molibden yatağını ziyaret etmeleri için koşullar oluşturmak. Bunun dışında Azerbaycanlı protestocular Ermenistan'dan Laçın üzerinden hang kendine yasa dışı silah taşınmasına da itiraz ettiler ve bu yasa dışı eylemlerin medeni bir şekilde önlenmesinde ısrar ettiler. Zira sözde Rus barış güçlerinin son iki yılda eylemsizliği sonucunda Ermenistan'dan hang kendine insani olmayan amaçlarla silah nakledildiği gerçeği defalarca ortaya çıktı. Bölgedeki sözde Rus barış güçleri, yasa dışı Ermeni silahlı gruplara ambulanslarla, askeri araçlarla insani yardım adı altında silah geçişine yardım etti. Azerbaycanlı eylemciler, sözde Rus barış güçlerine ait bir askeri konvoyun geçişini engelledi. Azerbaycan siyaset bilimci Asıf Nerimanlı, Hankendi'ye giden yolda eylemcilerin sözde barış görevlilerine ait bir kamyonun geçişine izin vermediğini belirtti. Bunun nedeninin büyük olasılıkla insanlık dışı malların insani yük kisvesi altında taşınması olduğunu ifade eden Nerimanlı, promosyonun ilk gününden itibaren insani yüklerin geçişi için koşullar oluşturulmuştur ayrılıkçıların ve barış güçlerinin de insani yük etiketini kullanarak mühimmat taşımak istedikleri, eylem katılımcılarının ya bu tür bilgilere sahip oldukları ya da gözlemlerinin şüphe uyandırdığı da mümkündür. Silahlar ayrıca taşınan malların arasına gizlenebilir, kimse bunun böyle olmadığını garanti edemez dedi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ise Rus ordusunun, Suriye ve Karabağ'da barışın ana garantörü olmaya devam ettiğini iddia etti. Şoygu ayrıca, Rusya Savunma Bakanlığı'nın vatandaşların askerlik yaşının kademeli olarak 18'den 21'e ve yaş sınırını 30'a yükseltmeyi önerdiğini vurguladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise sözde Rus barış güçlerinin görevini yerine getirmediğini savundu. Paşinyan, fiili olarak, Rus Barışı Koruma Birliği'nin üçlü açıklamada belirtilen yükümlülüğü, yani Laç'ın koridorunu kontrol altında tutmayı yerine getirmediği ortaya çıktı dedi. Geçen haftadan bu yana Laçın koridorunda ortaya çıkan krizin bir tek şey dışında çözülmediğini ifade eden Paşinyan, Karabağ gaz arzı yeniden sağlandı. Karabağ'daki insani durum, Laçın koridorunun Azerbaycan tarafından yasa dışı olarak bloke edilmesi sonucunda son derece gergin ve abluka'nın farklı taraflarında yaşamak zorunda kalan yüzlerce aile ayrı kalmaya devam ediyor dedi. Paşinyan, Karabağ'da gıda da dahil olmak üzere bir dizi temel malda kıtlık olduğunu savunarak, Azerbaycan'ın Laçın koridorunu bloke etme eylemleri yasa dışıdır ve uluslararası yükümlülüklerini, özellikle 9 Kasım bildirisinin hükümlerini büyük ölçüde ihlal etmektedir. Anlaşmanın 6. maddesine göre Laçın koridoru Karabağ'daki Rus barışı koruma güçlerinin kontrolü altındadır ve Azerbaycan Laçın koridoru boyunca vatandaşların, araçların ve malların hareketinin güvenliğini garanti etmektedir. Bu hüküm fiilen günümüzde uygulanmamaktadır. Elbette bu Azerbaycan'ın yasa dışı eylemlerinin bir sonucu olarak oluyor ve bu durumu değiştirmiyor çünkü Rus barış güçlerinin varlığının asıl amacı tam da bu tür bir hukuksuzluğu önlemektir dedi. Paşinyan ayrıca barış görüşmesine hazır olduklarını iddia etti. Paşinyan, Azerbaycan Ermenistan'ı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlamaya devam ediyor. Bu tür girişimler boş ve temelsizdir. Ayrıca şunu da söylemeliyim ki Ermenistan barış antlaşması ile ilgili önerilerini Azerbaycan'a sunmuştur ve biz de bunu bu içerikle imzalamaya hazırız. Umarım Azerbaycan'ın tepkisi de olumlu olur. Birkaç ay önce Ermeni tarafı, komisyonun Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırın çizilmesi ve güvenliği konularında daha fazla çalışmasına ilişkin önerilerini Bakü'ye sundu ancak şu ana kadar bir yanıt almadık. Ermenistan, bölgesel iletişim çalışmalarının yeniden başlatılmasına ilişkin önerilerini Azerbaycan'a sunmuştur ve sorunu bir an önce çözmek için bu yolu izlemeye hazırdır. Aylar önce Erivan, sınır güvenliğini garanti altına almak için önerilerini Bakü'ye sundu ancak şu ana kadar bir yanıt almadık. Bu öneriler aynı zamanda Ermenistan'ın işgal altındaki toprakları sorununun çözümünü de içeriyor. Pozisyonumuz aynı. Azerbaycan, Ermenistan'ın egemen topraklarının işgalini durdurmalı, birlikleri Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarından çekilmelidir dedi. Diğer yandan Rusya'nın Azerbaycan'ın Hankendi şehrine gönderdiği ayrılıkçı Ruben Vardanyan, Ermeniler arasında rahatsızlık oluşturmaya başladı. Hankendi'ndeki ayrılıkçı rejimin sözde devlet bakanı Ruben Vardanyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı taklit ederek canlı yayına çıkıyor, insanlara bizzat müjde ve diğer popülist eylemleri anlatıyor. Ermeni Hıraparak Gazetesi, bazıları Vardanyan'ın bu davranışından rahatsız olmaya başladılar. Devlet Bakanı'nın çoğu zaman aceleci, yanlış açıklamalar yapmasının ve bazen durumu ağırlaştırmasının bu yüzden olduğuna inanıyorlar. Örneğin Vardanyan, birkaç gün önce yolun akşama kadar açılacağını söyledi. 17 Aralık'ta han kendinde bir miting çağrısında bulundu, ardından erteledi denildi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 302. gününe girilirken saldırı çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Horlivka bölgesinde askeri teçhizatın yoğunlaştığı bölgenin vurulduğunu belirtti. Saldırıda 4 Rus subayı ile 13 askerin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada 3 mühimmat kamyonu da imha edildi. Belgorod bölgesinde tahkimat yapıları inşa etmek amacıyla yerel Rus hükümeti siper, siper düzenlemesi ve beton konaklarının montajı için para ödülü karşılığında gönüllü alımı ilan etti. Savunma kuvvetleri işgalcilerin personel, silah ve askeri teçhizat yoğunluk bölgelerinde 14 saldırı gerçekleştirdi denildi. Genelkurmay Başkanlığı ayrıca Rus ordusunun bugüne kadar 100.400 askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Çatışmalarda 3003 tank ve 5981 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi. Açıklamada 1978 topçu sistemi, 413 çok namlulu roket atar sistemi, 212 hava savunma sistemi, 283 uçak, 267 helikopter, 1693 insansız hava aracı, 4615 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Diğer yandan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK YPG terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde başarılı bir operasyon gerçekleştiren Türk komandolarının huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK YPG terör örgütü üyesi teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi. Öte yandan Kosova polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada ülkenin kuzeyinde yaşayan vatandaşlara yönelik artan tehditler sebebiyle aktif görevler ek olarak şehirlerde ve şehirler arası yollarda araç kontrol noktaları oluşturulduğu belirtildi. Suç olaylarının aydınlatılması için halkı işbirliğine davet eden açıklamada, geçtiğimiz birkaç gün içinde Kosova Cumhuriyeti'nin kuzeyinde bazı Sırp vatandaşlarının suç örgüt üyeleri tarafından kaçırıldığı, dövüldüğü ve kötü muameleye maruz kaldığına dair bilgiler ve haberler medyada yer aldı. Kosova polisi, bu bilgileri ciddiye almakta ve açıklığa kavuşturmak için gerekli soruşturma faaliyetlerini yürütmektedir ifadelerine yer verildi.